Belediye başkanlarını istifaya zorlamak milli iradeye aykırı mı? Başkanlar seçimle geldiler. Peki ben neyle geldim? Atla mı geldim? Ben de seçimle geldim. Millet beni seçti. Benim seçimlerim milletin seçimi demek. Ben onlara istifa edin diyorsam milletim öyle dediği için diyorum. Ben bir şey yapıyorsam milletimin yerine yapıyorum. Çünkü millet beni seçti. Ben milletin seçimiyim. Yani ben milletim. Millet de ben. Mesela ben sarayda yaşıyorsam milletim saraylara layık olduğu için yaşıyorum. Mesela ben altın varaklı bardakta ayran içiyorsam milletim altın varaklı bardaklara layık olduğu için bunu yapıyorum. Ben çalıyorsam yani kapıyı milletim için çalıyorum. Milletim de çalıyor. Neyi? Kapıyı. Ne kapısı? Ayrıca bana belediye başkanlarına başkanlık yapmayın demiyorum ki. Yapın. Hobi olarak yine yapın. Gidin kulüp başkanı olun, sınıf başkanı olun. Bakın demokrasilerde çare tükenmez. Ben demokrasiyim. Bende de çare tükenmez. Damarımı kesseniz demokrat demokrat akar mesela. Yani benim dedelerimin hepsi demokrattı. Biz demokrasiyi milattan önceden beri mesela benim milletimin, benim gariban vatandaşımın yastığının altında altın var. Ne oluyor altın yatınca? Kafasına, orasına, burasına batıyor. İstemiyorum. İçim cız ediyor. Göndersinler, versinler o altınları. Ben yastığımın altında onlar için saklarım. Onların altını benim altınım demek. Çünkü ben milletim. Millet de ben. Benim kadar milletini düşünen başka bir insan olabilir mi? Mesela benim gariban vatandaşım, ömründe bir defa bile İstanbul görmemiş vatandaşım, içinde ukde mi kalsın Boğaz Köprüsü'nden geçemedim diye. Ta kalkıp Anadolu'nun öbür ucundan gelecek hiç zahmet etmesin. Köprüden geçmeseler de köprüden geçmiş gibi ücret ödüyorlar. Geçmiş kadar oluyorlar. Yani biz milletimizi köprüden affedersiniz geçirmiş oluyoruz. Yani kısaca geçmiş olsun diyoruz. Ben adama istifa et diyorum. Adam diyor ki müze yapayım. Ben müzeyi ne yapayım? Müze ne ya? Milletim beni seçti. Ben seni seçtim. Ben sana istifa et diyorsam milletim istifa et diyor. Senin seçilmen için benim milletim beni seçti. Milletimin seni seçmesi için ben seni seçtim oraya koydum. Yani sen zaten oraya seçilerek konulmuş bir adamsın. Ben koymasam seni oraya sen orada kim görüp de seçecek? Ey Kim Jong-un! Ey 3C sınıfının başkanı Berkecan! Sen kimsin kim? Milli irade beni seçtiğine göre, benim seçimim de milletin iradesi olduğuna göre, dolayısıyla ben milli irade olduğuma göre, bundan böyle benim vatandaşım, benim milletim, benim köylüm ezilmesin, yorulmasın. O seçim, bu seçim, sandık, parti, anket, sonuç, tartışma böyle şeylere gerek yok. Halkımız politik tartışmalarla birbirine düşmesin diye bundan sonra seçimleri tek başıma yapsam eminim milletim bundan çok memnun olur. Seçim mi istiyorsunuz? Getirin bir sandık, bana 100 tane oy verin. Ben onu içine tek tek atayım, atayım, atayım. Sonra sonuçlara hep beraber bakarız. Artık milletim yorulmasın yahu. Efendim, milli irade beni seçmezse ne mi olur? Tabii ki milli iradeye darbe yapılmış olur. Olmaz.